yapmama gerek yok. Her gün yaşıyorsunuz örnekleriyle. AKP-MHP bloku Kürt düşmanlığı üzerine kurulmuştur. Evet, Kürt düşmanı bir ittifaktır bu ittifak. Bakın, kayyum uygulamalarıyla halkımızın, Kürt halkının iradesini gasp etti. Burada da gasp etti. Birçok şehrimizde de kayyumlarla iradeyi gasp etti. Peki kayyumlar ne yaptı? Kayyumlar ilk önce kurumların isimlerini değiştirdiler. Kürtçeyi kaldırdılar. Kürtçe isimleri sildiler. Sağlık, kadın, eğitim için kurulmuş kuruluşları kapattılar. Hepsi Kürtçeye düşmanlık, Kürt halkına düşmanlıktır. Başka ne yaptılar? Sevgili Orhan Doğan adına yapılan anıtı da yıktılar. Şimdi onlar Kürtçe isimleri sildiler diye Kürtçe yok olur mu? Kurumları kapattılar diye Kürt halkı kültüründen, kimliğinden vazgeçer mi? Orhan Doğan anıtını yıktılar diye Orhan Doğan'ı bu halkın yüreğinden çıkarabilirler mi? Orhan Doğan gibi bu halk için, barış için, adalet için mücadele eden, bedel ödeyen bütün insanlara selam olsun. Onların büyük bedellerle bugüne getirdiği mücadele şimdi hepimize emanet. Bu mirası, bu değerli mirası büyüterek gelecek kuşaklara aktarmak boynumuzun borcudur. Bunu en çok siz gençler yapacaksınız. Gençler, sizler en önde yürüyeceksiniz. Evet sevgili kardeşlerim, bu iktidar savaştan besleniyor, savaşa ülkenin kaynaklarını aktarıyor. Savaştan da bir avuç zengin yaratıyor, savaş baronları yaratıyor. Ve bunun sonucu ne? Bunun sonucu canlarımız gidiyor, yoksulluk artıyor. Şuraya bakın. Şırnak ülkenin 81 ili içinde gelişmişlik bakımından son sırada. Son. 81 ilinin sonuncusu Şırnak. Yani ne demek bu? Yoksulluk demek. İşsizlik demek. Sefalet demek. İşte bu iktidarın halka reva gördüğü yaşam bu. Biz bunu değiştirmeye geliyoruz. Sevgili gençler, değerli kadın yoldaşlarım, bu mücadelenin öncüleri sizlersiniz. Evet, direne direne kazanacağız diyorsunuz ya, direne direne kazandık zaten, kazandık. Ne yapmak istiyorlardı? Bizleri yok etmek, diz çöktürmek, boyun eğdirmek istiyorlardı. Ama halkımızla direndik, diz çökmedik, boyun eğmedik. Biliyorsunuz Seyit Rıza
idam sehpasına giderken ben sizin oyunlarınızla baş edemedim. Bu bana dert oldu. Ama size boyun eğmedim. Bu da size ders olsun dedi. Şimdi biz hem onların önünde diz çökmedik, boyun eğmedik. Bu onlara dert oldu. Hem de oyunlarıyla, hileleriyle, kumpaslarıyla başa çıkmayı öğrendik. Bu da onlara ders olsun. Partimize HDP'yi kapatmak için dava açtılar. Yoldaşlarımızı kumpas davalarıyla cezaevlerine tıktılar. Hepsi siyasi rehinedir. Kendi hukuklarını çiğnediler. Uluslararası hukuku yok saydılar. Kardeşlerimizi içeri tıktılar. Ama yine vazgeçmedik. Yine yolumuzda kararlılıkla yürüdük. Ve halkımıza söz vermiştik. Ne yaparlarsa yapsınlar, halkımızı seçeneksiz bırakmayacağız demiştik. Halkımızın iradesini seçimlerde en etkili şekilde ortaya çıkaracak yolu yaratacağız demiştik. Şimdi o yol yeşil sol. Evet sevgili kardeşlerim, o yolu yarattık. Şimdi diyoruz ki tek yol yeşil sol. Şimdi yeşil solu meclise en güçlü şekilde göndermenin zamanıdır. Ve bizler Türkiye'nin bütün sorunlarını çözecek güce sahibiz. Birikime sahibiz, iradeye sahibiz. İttifaklarımızla daha da güçleniyoruz. Burada Kürt Özgürlük ve Demokrasi İttifakı'nı kurduk. Kürt Ulusal Birliği'ne giden yolda önemli bir adım attık. Birliğimiz önemlidir. Birliğimiz özgürlük için önemlidir. Kürt halkının birliği, özgürlüğü, hukuku ve hakları için çok önemlidir. O nedenle diyoruz ki birliğimizi güçlendirelim. Mamoste gerhvin çıdgo dgo eger em neyin nevin yek emi herin yek bi yek. Naha embun yek ku emneçin yek bi yek. Sevgili kardeşlerim, bizler burada kurduğumuz ittifakı Türkiye'nin bütün demokrasilerini, demokrasi güçlerini kapsayacak genişliğe getirmek istiyoruz. Kürt halkının bu özgürlük mücadelesiyle Türkiye halklarının demokrasi mücadelesini buluşturuyoruz. Kürt sorununa demokratik çözüm Türkiye'nin demokrasiye giden yolunu açar. Türkiye'de demokrasiyi birlikte inşa ettiğimizde Kürt sorununun ve barışın güvencesini de yaratmış olacağız. O nedenle hem Kürtlerin özgürlüğü, hukuku ve hakları için hem de bütün Türkiye'de demokrasi ve adalet için güçlerimizi birleştiriyoruz. Ve gümbür gümbür geliyoruz. Geliyoruz. Geçen gün
Erdoğan diyor ki benim dünyevi hiçbir hırsım olamaz. Daha ne olsun? Daha nasıl bir hırs olsun? Şimdi her gün sosyal medyada yayınlanan itirafları bir kenara bıraktım. Ya bu koltuğa yapıştı Erdoğan. Bunu bırakmamak için de denemedik yol kalmadı. Denemediği yol kalmadı. Her yolu deniyor. Sırf iktidarını devam ettirmek için, saltanatını devam ettirmek için, sırf bu sömürü, talan, rant, yalan ve savaş düzenini devam ettirmek için her yolu deniyorlar. Ama başaramayacaklar. Başaramayacaklar. Bütün bu oyunları halkın iradesi boşa çıkaracak. Bakın 2019 yerel seçimlerinde Şırnak'ı nasıl gasp ettiler? Şimdi itirafçılar anlatıyor. Bu seçimlerde de devletin bütün imkanlarını kullanıyorlar. O yetmedi. Valileri, kaymakamları, emniyet görevlilerini devreye sokuyorlar. Halkın oylarını baskıyla, hileyle ve başka vaatlerle çalmak istiyorlar. Ama Cizre Botan halkı, Şırnak halkı bu ahlaksızlığa geçit vermeyecek. Bu zorba düzeni değiştireceğiz, ahlaksızlığı da yıkacağız, çiğneyip geçeceğiz onların ördüğü bütün bu ahlaksızlık duvarlarını. Evet, sevgili kardeşlerim, seçim geliyor. Kaç gün kaldı şurada? Bu seçim ölümü ve savaşı kutsayanlarla barışı ve yaşamı savunanlar arasında bir seçimdir. Bu seçim sömürü düzenini devam ettirmek isteyenlerle emeğin, alın terinin hakkını savunanlar arasında bir seçimdir. Bu seçim özgürlüğü savunanlarla baskıyı, zulmü sürdürmek isteyenler arasında bir seçimdir. Türkiye yeni bir yüzyıla hangi yolla girecek? İşte bunu biz belirleyeceğiz. Meclise yeşil solu en güçlü şekilde gönderdiğinizde özgürlüğün, demokrasinin, barışın da kurucu gücünü yaratmış olacaksınız. Bütün suçların, soygunların, bütün bu talanın, yalanın hesabını sormaya gideceğiz. Yeni bir yaşamı bu ülkedeki bütün halkların ve inançların eşit ve özgür olduğu bir düzeni kurmaya gideceğiz. Ve Cudi'de kesilen her ağacın hesabını sormaya gideceğiz. Bunu yapmak için de yeşil solun ağacı altında buluşuyoruz. Buluşuyoruz, güçlerimizi birleştiriyoruz. Barışa, demokrasiye, adalete en güçlü şekilde yürümek için bir araya geliyoruz. Biliyoruz, başarı yakındır. Bu tek adam rejimini, bu saltanatı bitireceğiz. Erdoğan gidecek bu seçimlerde, sizlerin iradesiyle gidecek. Saltanat düzeni bitecek. Ve yeşil solla yeni, özgür, eşit
yaşamın yolları açılacak. Biraz önce videoda izlediniz. Oylarınızı nasıl kullanacağınızı iyi öğrenmeniz gerekiyor. O uzun pusulada tek ağaç var. Yeşil solun ağacı. Mühürü onun altına basıyoruz. Mühür yeşil sol ağacın altına. Ve sandıkları da koruyoruz. İrademizi de. Hepimiz, oy kullanan her biriniz seçim görevlisi gibi davranın. Seçimi kazanmak için oyu sandığa irademize atmak yetmiyor. Sandıktan çıkan oyu da korumamız gerekiyor. Şimdi hepiniz seçim görevlisi için olmak için, seçim görevlisi gibi çalışmak için hazırlanın. En çok siz gençler sandıkları, oy torbalarını bırakmayın. Bunlar her şeyi çalmak isterler, irademizi de çalmak isterler. Ama izin vermeyeceğiz. İzin vermeyeceğiz. Mutlaka bu tek adam yönetimini bitireceğiz. Bu düzeni değiştireceğiz dostlar. Beli, beli, hındıkma. Hındıkma, reyame vekiliye, emzanın. Em gelger embibin yek ve herin ve herin ve bümeşin. Meşa me, meşa azadiyeye, ev meş ve van bişini. Emeğeli serkevin evalnu, serkeftin yameye, emçit bejin. Disa em, disa serkeftin. Disa em, disa azadi. Disa em, disa aşiti. Ezna elvirdi katilim. 15 Mayıs sabahı burada baharın açtığı, geldiğini, çiçeklerin açtığını, yüzlerin güldüğünü hep birlikte göreceğiz. Bütün ülkeye baharı bizler getireceğiz. Bebeğinin dikeri koşuya da. Kadri ve evalno. Serkeftin. Serkeftin icbome. Cibu akaptın abi icare gidici. Hem hepsel o kekvara spastı giden bir tüher. Siyasetin gündemini merceğe alan Udak Ankara'ya hoş geldiniz. Seçimlerde artık son haftaya girdik. Seçim çalışmaları şiddetin de yer yer yükseldiği bir atmosferde devam ediyor. Bir yandan Erzurum'daki saldırı, Mersin'de Yeşil Sol Parti'ye saldırı, bunlar olurken de hükümet kanadından tansiyonu yükseltecek açıklamalarla son haftada ilerliyoruz. Bu pazar günü ülke genelinde Cumhurbaşkanı ve yeni parlamentoyu belirlemek üzere seçime gideceğiz. Bir yandan da tabii bütün bunlar olurken halkın zihninde endişeler, seçime hangi ortamda gidileceği, demokrasinin şöleni olarak adlandırılan seçim gününe gölge düşüp düşmeyeceği gibi konular var. Biz de bu hafta bütün bunları ve Mersin'deki Yeşil Sol Parti'nin çalışmalarını